Gökhan Zengin. Ekrem Bey, CHP'de genel başkan değişimleri sancılı, sıkıntılı oldu. Öyle bir akşam gül bahçesinde, dikensiz gül bahçesinde yürüyüş şeklinde olmadı. Hep sıkıntılı oldu, hep mücadeleyle oldu, mücadeleler oldu. Bazen programlar, bazen de genel başkanlar sert bir şekilde yarıştılar. Şimdi tablo biraz ortada. 5 genel seçim kaybetmiş bir genel başkan var. AK Parti karşısında 2 seçim kazanmışsınız. Toplumsal bir talep var. Anketlerde yukarıda görünüyorsunuz. Bunlar da olgu mertebesinde şeyler. Fakat sizden her şeyi duyuyoruz, bir şey duymuyoruz. Bu genel başkan değişmeli ifadesini duymuyoruz. Aday şu olur, yenisi bu seçilir, o başka bir tartışma. Değişimi yönetmeye aday olduğunuzu açıkça söylüyorsunuz, tamam, ama bu genel başkan artık değişmeli ifadesi söylenmiyor. Arkadaşlarımızın sorularında da eksik olan biraz bu var veya daha net vurgulanması gereken şey şu. Değişim talebinize bu genel başkan da dahil mi? Bir. İkincisi de siz bir genel başkan olsanız, bir siyasi partinin genel başkanı olsanız, muhtemelen CHP'nin genel başkanı olsanız, kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız? Demokratik kültürünüzle ilgili bir sorudur bu. Teşekkürler. Önce şunu söylemek isterim. Ben tabii değişimle ilgili fikrim farklı. Yani değişimin makul bir biçimde kavgasız, gürültüsüz, sancısız olabileceğine olan bir inancım var. Belki bu benim aile kültürümden geliyor. Karadenizli ailelerde de değişim biraz sancılıdır. Kolay kolay makam, mevki ya da bir mülk ya da bir sahiplik devredilmez. Ama Allah nasip etti. Benim babam 21 yaşında bana kasayı, çeki, senedi, işi devretti. Dolayısıyla ben onun sorumluluğunu çok genç yaşta yaşadım ve gördüm. Bir aile şirketi yönetirken ve bir babanın değişimi var etmiş bir babanın nasıl saygın bir biçimde konumlanacağını ve taşınacağını da iyi yaşadım, iyi bilirim. Allah sağlığını versin. 75 yaşında babam var. 30 küsür senelik ortağız, tam 34 yıllık ortağız. Yaklaşık 31 yıldır da ben bu şirketin yöneticisiydim. Tabi belediye başkanı olunca profesyonellere devrettik. Ve babanın nasıl yönetici olsanız bile baş tacı edileceğini ve konumlanacağını, onun hayır dualarını alan bir evlat olarak başardığımı biliyorum. O bakımdan konumlanmayı ve konumlandırmayı marifetli bir şekilde başaracak bir kişiliğe sahibim. Bu bağlamda benim hala idealim ve hayalim Sayın Genel Başkanımızın hem partiyle ilgili değişimin hem kurultaydaki gerekiyorsa makam değişimlerinin sancısız bir şekilde yürütülebileceğini ispat etmesidir. Bu bahsettiğiniz sancılı değişimlerin yerine sancısız değişimler partide muvaffakiyet elde ederse işte o gün itibariyle biz kazanan bir parti, kazanan bir muhalefet olma yolunda emin adımlarla ilerleriz. Kişilerden ari söylüyorum, bir felsefeden bahsediyorum. Elbette ki kaç seçim kazanma, kaybetme tarafı biraz iğneli bir soru olsa da açıkçası kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim. Evet. Cüneyt Akman, Flash Haber Televizyonu. Şimdi yaş gereği herhalde benim ilk hatırladığım miting, katıldığım miting yani İsmet Paşa'nın mitingiydi. Oo. Samsun'da. Milattan önce. Yine şeyi de hatırlıyorum. Rahmetli Ecevit'in Akaretler'deki o köşedeki binadaki zafer konuşmasını. Oradaki coşkuyu da hatırlıyorum, oradaydım. Şimdi yine hatırladığım şunlar. CHP'deki bütün önemli değişiklikler büyük bir ideolojik vuzu, açılım, fikri bir dönüşümle oldu. Şimdi dönüşüm, değişim diye konuşurken biraz ihmal ettiğimiz konu sanki şu. Bunun içeriği, yani ideolojik demeyeyim ama fikri içeriğinin ne olduğu henüz çok ortada yok. Vakit de az, dediğiniz gibi seçim satmailine girmek üzereyiz ve bunda kaybetme ihtimali var diyorsunuz biraz önce yaptığınız konuşmada. O zaman bunun içeriğinin
fazlaca vakit geçirilmeden doldurulması gerekmez mi? Eğer doldurulması gerekirse sizin dönüşümden anladığınız, bunun fikri tarafı tabii, başka tarafları da var. Fikri tarafının bize biraz ipuçlarını verir misiniz? Sağa doğru mu, sola doğru mu, merkezde mi, efendim hepsini kapsayıcı bir şey mi? Biraz onları merak ediyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Az önce aslında bir kısım cevapladım ama sizin sorunuzda biraz daha açmam gereken kısmıyla şunu söyleyebilirim. Benim de zaten bahsettiğim değişimin tümden ideolojik zemini güçlü, 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayan ve çözen, özellikle Türkiye'nin mevcut durumunun ekonomik, sosyal, dış politika, gençlik, kadın, eğitim, hatta laiklik, inanç, birçok etnik köken sorunlarını kapsayıcı bir çalışmayla insanların huzuruna çıkılan bir yeni aklın ve yeni düşüncenin inşası olduğunu ifade etmek isterim. Ama arzum şu değil, yani Ekrem İmamoğlu'nun elbette bu konuda fikirleri ve çalışmaları var. Hatta buna katkı sunan çalışma arkadaşları ve fikirdaşları da var, partili yol arkadaşları da var. Ama sayısı henüz istediğimiz seviyede değil. Çünkü kapsayıcı bir modelle bunun genişlemesini de arzulayan bir Ekrem İmamoğlu var. Bugün ben değişimin henüz o kapsayıcı modelle parti içinde örgütle beraber hissedilir bir seviyeye taşımadan bunu kamuoyuyla paylaşmayı etik olarak doğru bulmuyorum. Ama bunun uzun bir zamanın olmadığını da biliyorum. Bu bakımda zamanını geçirmeden bu çalışmaları sonuçlandırıp hem parti içine bir modelle bunu ulaştırmanın neyi arzuladığımızı hissettirmenin sorumluluğunu yerine getireceğiz. Hem de yine zamanını geçirmeden, bunu çekinmeden, ki olması gerekir çünkü toplumun da katılımcılığını biz bu yol haritasında kendi içimizde ortak akıl bünyesinde arzuluyoruz. Kamuoyuyla da paylaşacağımızı şimdiden duyurmak isterim.